10700 Türk Lirası altındaki emekli maaşları yerinde saydı. Kök maaş düzenlemesi bekleniyor. 2025 yılı için en düşük emekli maaşlarına yapılacak düzenleme merakla bekleniyor. 2025 yılı için en düşük emekli maaşlarına yapılacak düzenleme merakla bekleniyor. Yeni yıl öncesi yaklaşık 4 milyon emekli, kök maaş düzenlemesi yapılmazsa maaşlarında herhangi bir artış olmadan 2025'e girebilir. Uzmanlar Düzenlemenin geçen yıl olduğu gibi ocak ayında yapılmasının beklendiğini ancak zamanın daraldığına dikkat çekiyor. Kök maaşı 10.700 liraya kadar olan emekliler, enflasyon oranında yapılacak zammın hiçbir fayda sağlamayacağı endişesini taşıyor. İşte detaylar. Emekli maaşlarındaki kök aylık sorunu. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte kök maaş düzenlemesinin henüz yapılmaması kök aylığı 10.700 liranın altında kalan emeklilerin yeni yılda da 12.500 lira almaya devam edecek olmasını gündeme getirdi. 4 milyon civarında emekli, en düşük maaşla geçinmeye çalışırken, Aralık ayında beklenen %17'lik enflasyon farkı zammı ile yeni yılda maaşlarına zam gelmesi bekleniyor. Ancak, bu artışa rağmen, düşük maaş alan emekliler yine 12.500 Türk lirası ile sınırlı kalacak. Sosyal güvenlik uzmanı uyarıyor, e milyonlarca emekli yine 12.500 lira alır. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarındaki kök aylık sorununa dikkat çekerek şunları söyledi. 7.000 lira, 8.000 lira, 9.000 lira, 10.000 lira kök maaş alan emekliler var. Bu düşük maaşlar devlet tarafından 12.500 liraya tamamlanıyor. Eğer hükümet bu duruma bir çözüm getirmezse milyonlarca emekli, Ocak ayında yine 12500 Türk Lirası alacak. Kök maaşı 10700 TL kadar olan emeklilerin maaşlarına %17'lik enflasyon farkı yapılsa dahi bu kişiler yine 12500 TL'nin altında bir maaş alacak. Kök maaş düzenlemesi için zaman daralıyor. Yaklaşık 4 milyon emekli yeni yılda maaşlarına zam yapılmasını beklerken kök maaşta herhangi bir düzenleme yapılmadığı için bu beklentiler boşa çıkabilir. Uzmanlar, yeni düzenlemenin Aralık ayında meclisten geçmesi gerektiğini belirtiyor. Özgür Erdursun, "E bu düzenlemenin bir an önce yapılması gerekiyor." Aralık ayında bir yasa çıkmazsa, emekliler yeni yılda maaşlarında büyük bir artış görmeyecek." şeklinde konuştu. "Kök maaş düzenlemesinin Ocak'ta yapılması bekleniyor." Kök maaş düzenlemesinin Ocak ayında yapılması bekleniyor. Ancak bu artışın da emeklilerin geçim sıkıntısını tam olarak çözmeyeceği düşünülüyor. %17'lik enflasyon artışı, maaşları düşük olan emekliler için yeterli olmayabilir. Emekliler maaş zammı bekliyor. Emekli vatandaşlar, maaşlarına yapılacak zammı dört gözle bekliyor. NOW habere konuşan bir emekli, yeni yıldan huzur ve mutluluk diliyorum ama emekli maaşımın 25 bin Türk lirası olmasını da umuyorum.'' yoksulluk, kadın cinayetleri ve boşanmalar artıyor. Bunlar hep geçim sıkıntısından kaynaklanıyor e dedi. Bir diğer emekli ise el-piyasaya yetişmek mümkün değil. Kök maaşın aynı kalmaması gerekiyor. Ocakta bir düzenleme yapılacak, bakalım ediyerek düzenlemenin gerekliliğine dikkat çekti.